Değerli arkadaşlar, hepinize merhaba. Ehliyet Tebroca kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine sorularımızı açıklamalı ve detaylı bir şekilde çözeceğiz. Öncelikle bir sorularımızı çözelim. Daha sonra videonun sonunda da yıldızlı sorular vereceğim sizlere arkadaşlar. Emin olun bu sınav soruları da sizler için çok çok faydalı olacak. Yeni gelen arkadaşlarım, ilk yoruma sabitlediğim soruları lütfen sınav tarihine kadar bol bol çözmeye çalışsın. Ve yeni sorular yayınlamaya da tabii ki devam edeceğiz. Bu yüzden bildirimleri de mutlaka açık tutalım. Arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Hadi hemen sorulara başlıyorum. Vücutta kanın aktığı bölgeye göre sınıflandırılan kanamalarla ilgili verilenlerden hangisi doğrudur? Dış kanamalarda kanama gözle görülmez. Yaradan vücut dışına doğru olan kanamalar iç kanamalardır. Kanın vücut boşluklarına aktığı kanamalar dış kanamalar olarak sınıflandırılır. Doğal deliklerden olan kanamalar kulak, burun, ağız, anüs ve üreme organları kanamalarıdır. Doğru cevabımız E şıkkı doğru olacaktır. Doğal deliklerde olan kanamalar kulak, burun, ağız, anüs ve üreme organlarıydı arkadaşlar. Şıklardan gidersek dış kanamalarda kanama gözle görülmez diyor. Olur mu öyle şey? Dış kanamadan bahsediyoruz. Tabii ki gözle görülecek. Ve yaradan vücut dışına doğru olan kanamalar iç kanama değil. Bakın vücut dışına doğru olan kanama dış kanamaydı. Vücut boşluklarına doğru akan kanama da dış kanama değildi. İç kanamaydı arkadaşlar. Hadi geldik diğerine. Şekillik araçların seyrettiği taşıt yolunun çizgilerle ayrılmış her bir bölümüne ne ad verilir? Tali yol, şerit, bölünmüş yol, iki yönlü yol. Doğru cevabımız B şıkkı şerit olacaktır. Bu soruyu görsel olarak da verebilir, vermeyebilir. Yani sadece tanım olarak da sorabiliyorlar arkadaşlar. Şeridi unutmayalım. Tabii ki bizim oradaki görselimiz hem de iki yönlü yoldur, değil mi? Şimdi şıklarda tali yol var, bölünmüş yol var. Hemen şöyle aşağı inelim arkadaşlar. Şu anda da gördüğünüz gibi iki nolu aracın bulunduğu yer tali yoldu. Bir yerin tali yol olduğunu iki tane levhadan anlıyorduk. Yol var levhası varsa, dur levhası varsa orası tali yoldu. Ve daha sonra bölünmüş yol var arkadaşlar. Bakın bir yöndeki trafiğe ait olan yolun bir ayırıcı ile diğer taşıt yolundan ayrılmasına biz bölünmüş yol diyoruz. Görsel olarak da verebiliyor bölünmüş yolu veya sadece tanım olarak da sınavlarda sorabiliyor. Trafik görevlisinin hangi hareketi zorunlu olarak durmayı gerektirir? Dikkatli bakalım. Doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Trafik görevlisinin eline bakıyoruz. Elini sağ tarafa doğru göstermiş. Yani sağ yanaş diyor. Sol elini yukarı kaldırmış. Dur diyor. Yani sağ yanaş ve dur diyor arkadaşlar. Zorunlu olarak durmayı gerektiriyor. A şıkkı trafiği hızlandırma işaretiydi, değil mi? Biz böyle birini uzaktan çağırırken bile, hani hızlan hızlan derken bile zaten aynı hareketi yaparız. Elimizi ileri ve geri doğru hızlı hızlı hareket ettiririz arkadaşlar. B şıkkı geceleyin geç anlamındaydı. Bu arada sınavlarda geceleyin dur da sorabilirler. Daha sonra D şıkkı trafiği yavaşlatma işaretiydi. Trafik görevlisinin bu hareketleriyle alakalı eksi olanlar ilk yorumda trafik görevlisiyle alakalı bir soru linki oluşturdum arkadaşlar. Ona tıklasınlar. Neredeyse her sınavda çıkan sorular diye onun altında oradan ulaşabilirsiniz. Tek tek de açıkladım. Yukarıdakilerden hangileri güvenli sürüşü olumsuz yönde etkileyen kişilik özelliklerindendir? Birincisi öz eleştiri yapabilmek, ikincisi risk almaya meyilli olmak, üçüncüsü trafikte diğer araç sürücülerini taciz etmek, dördüncüsü hata yapan sürücüleri uygun bir dille uyarmak. Şıklar 1 ve 4, 2 ve 3, 1, 2 ve 3, 2, 3 ve 4. Doğru cevabımız B şıkkı 2 ve 3 olacaktır. Soru bizden ne istiyor? Olumsuzluk istiyor. O zaman biz şıklarda ne arayacağız? Olumsuzluğu arayacağız. Yani B şıkkında var. Bakın risk almak, değil mi? Bir olumsuzluktur. Risk almaya meyilli olmak ve taciz etmek. Diğer araç sürücülerini taciz etmek olumsuzluk bildiriyor arkadaşlar. Diğerleri değil. Cevabımız 2 ve 3. Geldik 5'e. Araçların güvenli bir şekilde yavaşlamasını, durmasını ve sabitlenmesini sağlayan sistem hangisidir? Fren sistemi, marş sistemi, ateşleme sistemi, süspansiyon sistemi. Doğru cevabımız A şıkkı fren sistemi olacaktır. Bakın yavaşlamasını, durmasını, sabitlenmesini, bunlar bizim anahtar kelimelerimizde. Görünce biz hemen fren sisteminden bahsettiğini biliyorduk arkadaşlar. Bakın fren sistemi yine hidrolik yağ vardı, değil mi? Hidrolik yağ günlük olarak kontrol ediliyordu ve bizim için de önemliydi.
Eğer sınavlarda hidrolik yağ kalmazsa aşağıdakilerden hangisi olur diye gelirse frenler tutmaz arkadaşlar. Hidrolik yağ kalmazsa frenler tutmuyordu. Balatalar ve fren sistemi ıslandıysa yine etkili bir frenleme yapılamıyordu değil mi arkadaşlar? Daha sonra el freninin görevini bizlere soruyorlar. Duran aracı sabitlemek ve kaymasını önlemekti. Güvenli bir şekilde bulunduğu yere tespit etmekti arkadaşlarım. Peki el freni teli koparsa ne oluyordu? Hatırlayınız var mı? El freni teli koparsa el freni tutmuyordu arkadaşlar. Orada marş sistemi var. Kısaca söyleyeceğim, motora ilk hareketi vermekti. Marş sistemi ile ilgili sorularda akla ilk olarak akü ve marş motoru gelmeliydi. Ateşleme sistemi var. Görevi silindire giren yakıt hava karışımını ateşlemekti arkadaşlar. Daha sonra süspansiyon sistemi var. Yolun yapısından kaynaklanan titreşimleri üzerine alarak aracın rahat ve emniyetli bir şekilde kullanılmasını sağlardı değil mi? Araç gövdesi ile tekerlekler arasına yerleştirilen bir sistemdi. Bakın bunu da soruyorlar. Hani yerini soruyorlar size. Ve yolun yapısından kaynaklanan titreşimleri, salınımları, ani şokları sönümleyerek yumuşatan sistemdi, unutmuyoruz. 6'dayım. Şekle göre sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması zorunludur? Hızını azaltması, sabit hızda seyretmesi, durup kavşağı kontrol etmesi, telli yoldan gelen araçlara yol vermesi. Doğru cevabımız A şıkkı, zorunlu olacaktır. Aracın bulunduğu yer ana yoldur arkadaşlar. Bakın orada da bir yol ver levhası var. Ne demiştik? Bir yerin tali yol olduğunu iki tane levhadan anlıyoruz demiştik. Dur levhası varsa, yol ver levhası varsa orası tali yoldu. Yani araç ana yoldan geldiği için sabit bir hızla seyretmeyecek. Durmayacak arkadaşlar. Ve tali yoldan gelen araçlara da yol vermeyecek. Tam tersidir. Tali yolda bulunan araçlar ona yol verecek. Yani araç sürücüsü hızını azaltmak zorundadır. Sabit bir hızda gitmiyor, durmuyor ve tali yoldan gelen araçlara da yol vermiyor. Diğerindeyim. Aşağıdaki araçlardan hangisinde takograf bulundurulması zorunludur? Otomobil, traktör, motosiklet, otobüs. Doğru cevabımız D şıkkı, otobüs olacaktır. Bakın yük taşıyan ve ağırlığı 3500 kilogram üzerinde olan kamyon, kamyonet çekici gibi tüm araçlarda ve 17 yolcudan fazla taşıyan otobüs, minibüs gibi araçlarda kullanılması zorunluydu arkadaşlar. Ne diyorduk? Biz kayıt takip cihazıdır diyorduk. Bakın aracın hızını, ne kadar mesafe kat ettiğini, sürüş mesafesini, aracın kullanım sürelerini ve dinlenme sürelerini sürücünün kimlik bilgileriyle birlikte hafızasında saklardı arkadaşlar. Unutmayalım. Geldik 8'e. Aşağıdaki taşıtların hangisinde yangın söndürme cihazının bulundurulması zorunludur? Dikkatli bakalım. Doğru cevabımız tabii ki A şıkkı olacaktı. Bakın yangın söndürme cihazı bulundurulması zorunlu olan araçlar otomobil, minibüs, otobüs, kamyonet, kamyon, çekici ve tehlikeli madde taşıyan bütün araçlar yangın söndürme cihazı bulundurmak zorundaydı. Bulundurmak zorunda olmayanlar bisiklet değil mi? Motosiklet, lastik tekerlekli, traktör bunlar zorunda değildi. Yangın söndürme cihazı aracın neresinde bulunmalıydı? Sürücünün hemen yanında bulundurulmalıydı. G sınıfı sürücü belgesine sahip olanlar aşağıdaki araçlardan hangisini kullanabilir? Motosiklet, otobüs, çekici, iş makinesi. Doğru cevabımız D şıkkı, iş makinesi olacaktır. Yaş kaçtı arkadaşlar? 18'di değil mi? Tecrübe istenmiyordu. Kapsam M sınıfıydı. Sürede 10 yıl şeklindeydi. Geldik ona. Aşağıdakilerden hangisi iki yönlü trafik işaretidir? Dikkatli bakalım. Doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. Üçgen içerisinde oklar varsa iki yönlü yol olduğunu bize bildiriyor arkadaşlar. Yuvarlak içerisinde oklar varsa karşıdan gelene yol var anlamındaydı. B şıkkı yol ver levhası, A şıkkı da bize neyi bildiriyordu? Sollama yasağını bildiriyordu. Levhalar ile alakalı eksi olanlar ilk yorumda 125 levha sorusu linki var. Eğer sınavınızda bir levha sorusu çıkacaksa o şu an ilk yorumdadır arkadaşlar. Bakmak isteyen mutlaka baksın. Geldik 11'e. Aşağıdakilerden hangisi yakıt sarfiyatını artırır? Rölanti devrinin yüksek olması, fren hidroliğinin tamamlanması, soğutma suyuna antifriz katılması, lastik hava basınçlarının kontrol edilmesi. Doğru cevabımız
A şıkkı olacaktır. Rölanti devrinin yüksek olması. Peki diğerleri nelerdi? Biz aracımızı uygun olmayan devirde, yani yüksek devirde kullanırsak yakıt sarfiyatı, yani yakıt tüketimi artıyordu. Ani hızlanma ve yavaşlamalar yaparsak artıyordu. Klima açıksa, camlar açık bir şekilde seyahat ediyorsak artıyordu. Ani duruş ve kalkışlar yapıyorsak, trafiğin yoğun olduğu yollarda sürekli böyle dur kalk yapıyorsak yine artıyordu, değil mi? Hava filtresi bizim için önemliydi. Belirli aralıklarla değiştirmemiz gerekiyordu. Yani hava filtresi tıkalıysa fazla yakıt tüketimine sebep oluyordu arkadaşlar. Debriyaj balatası eskirse yakıt tüketiminin artmasına da neden oluyordu. Geldik 12'ye. Hangisi benzinli motorlardan silindire alınmış olan karışımın sıkıştırma zamanı sonunda tutuşturulabilmesi için gerekli olan elektrik kıvılcımını çıkarır? Buji, flaşör, enjektör, regülatör. Doğru cevabımız A şıkkı, buji olacaktır. Şimdi 3 tane bizim anahtar kelimemiz vardı. Sınavda 1'i 2'si veya 3'ü birden geldiği zaman tamam diyorduk. Bizim cevabımız buji, ama yine de dikkatli okuyorduk arkadaşlar. Bakın, buji ateşlemeyi sağlıyordu. Silindir içindeki yakıt hava karışımını elektrik kıvılcımı ile ateşliyordu. Benzinli motorlarda bujinin tırnakları arasında oluşan kıvılcımla silindir içindeki yanma olayını başlatmış oluyordu arkadaşlar. Bujilerin ayarsız olması veya aşınması sonucu normal yanma olmuyordu. Bakın, bu söylediğime çok dikkat edin. Bujilerin ayarsız olması veya aşınması sonucu normal yanma olmazdı. Motor çekişten düşerdi. Yakıt sarfiyatı da artardı. Buji ile ateşlemeli motorların yakıtı neydi arkadaşlar? Benzin, LPG'ydi, değil mi? Peki nemli havalarda veya yıkama sonrasında aracın motoru zor çalışıyorsa biz neyi kuruluyorduk? Buji kabloları ve bobini kurutuyorduk arkadaşlar. Bakın, benzinli motorun ısınarak çalışmaması durumunda ateşleme sisteminin parçaları kurulanır. Bu da sınav sorusudur. Bujilere giden elektriğin voltajını hangisi yükseltiyordu? Endüksiyon bobini de yükseltiyordu. Yani ateşleme sistemi ve buji bizim için önemlidir. Şimdi distribütörü de söyleyeceğim. Yine onu da soruyorlar. Aküden gelen elektriği bujilere dağıtır ve bujilerde elektrik kıvılcımı ile yakıt hava karışımını ateşler distribütör. Geldik 13'e. Aşağıdakilerden hangisi dizel motorlarda depodaki yakıtın bitmesi sonucunda meydana gelir? Hava filtresinin kirlenmesi, yakıt deposunun delinmesi, yakıt sisteminin hava yapması, depo kapağı ve çevresinin kirlenmesi. Doğru cevabımız C şıkkı olacaktı. Bakın, dizelden bahsediyoruz. Dizel, bir de depodaki yakıt ne olmuş? Bitmiş. Bizim direkt aklımıza ne gelecek? Hava gelecek arkadaşlar. Hava, yani yakıt sisteminin hava yapması bizim aklımıza gelecek. Dizel motorlar hangi prensibe göre çalışıyordu? Sıkıştırılmış hava üzerine mazot, yani motorun püskürtme ile çalışıyordu arkadaşlar. Dizel motorlarda sıkıştırılmış hava üzerine enjektörle hangisi püskürtülüyordu? Motorin püskürtülüyordu. Dizel motor kullanan bir araca biz yanlışlıkla benzin koyarsak ne yapılması gerekiyordu? Yakıt deposunun boşaltılması gerekiyordu, değil mi? Dizel motorun soğuk havalarda kolay çalışmasını hangisi sağlıyordu? Isıtma bujileri, yani kızdırma bujisi sağlıyordu. Dizel motorda yakıtın ateşlenmesi sıkıştırılan havanın sıcaklığı ile oluyordu ve bir de sadece dizel motorlu araçların gösterge panelinde yer alan uyarı lambamız vardı. Neydi o? Ön ısıtma bujileri ikaz ışığıydı. Geldik 14'e. Aşağıdaki durumların hangisinde karayolları trafik yönetmeliğinin aynı cins taşıtlar için tayin ettiği hız sınırlarını aşan taşıt sürücülerine ceza verilmez? Kavşaklara yaklaşırken, sağ ve sola dönerken, bir başka araç tarafından geçilirken, iki yönlü karayolunda öndeki araç geçilirken. Doğru cevabımız değişik olacaktır. Yani biz hangisinde ceza yemeyiz? İki yönlü karayolunda öndeki aracı geçerken, yani sollama yaparken ceza yemeyiz arkadaşlar. Geldik 15'e. Benzinli motorlardan normal yanma olmamasının sebeplerinden biri aşağıdakilerden hangisidir? Frenlerin ayarsız olması, bujilerin kurum bağlaması, depodaki yakıt seviyesinin azalması, lastiklerin hava basıncının fazla olması. Doğru cevabımız.
B şıkkı olacaktı. Bakın benzinli bir motordan bahsediyoruz. Normal yanma olmamasını arıyoruz. Yani bujilerin kurum bağlamasıdır arkadaşlar. Bizim aklımıza kurum gelecek. Benzin ile çalışan bir araçta yakıt sisteminin görevi neydi arkadaşlar? Silindire benzin hava karışımı göndermekti değil mi? Bunu da sınavlarımızda sorabiliyorlardı. Peki buji ile ateşlemeli motorlarda hangi yakıt kullanılırdı? Bu da sınav sorusuydu. Benzin, LPG kullanılıyordu. Benzinli motorlu araç su birikintisinde ıslanarak stop ederse çalıştırmak için biz ne yapacaktık? Ateşleme sisteminin parçalarını kurulayacaktık. Ve yine sınavda diyor ki nemli havalarda veya yıkama sonrasında benzinli aracın motoru zor çalışıyorsa hangisi yapılır diyordu? Ne olacak? Buji kabloları ve bobin kurutulacaktı. Bunlar en çok sorulanlardı. 16'dayız. Gündüzleri çekilen ve çeken araç arasındaki bağlantının uzunluğu kaç metreyi geçerse üzerine kırmızı bez veya kırmızı yansıtıcı asılmalıdır. 1, 1,5, 2, 2,5. Doğru cevabımız D şıkkı 2,5 olacaktı. Bakın gündüz çekilen ve çeken araç arasındaki o bağlantı var ya arkadaşlar. İşte o bağlantının uzunluğu 2,5 metreyi geçerse eğer kırmızı bez veya kırmızı yansıtıcı asacağız. Yani hemen şöyle aşağı inelim. Bakın burası bizim için önemli. Daire içerisine aldıklarım sınav sorusudur arkadaşlar. Çekme halatın uzunluğu en fazla kaç metredir der? 5 metre dersiniz. Halatın uzunluğu 2,5 metreye geçerse kırmızı yansıtıcı bağlanmalıydı. Hız saatte 20 kilometre olmalıydı. Demir uzunluğu en fazla 1 metre olmalıydı. Hız saati 15 kilometreyi geçmemeliydi ve not ekledim. Her iki durumda da yolcu ve yük taşınmamalıydı. Yani daire içerisine aldıklarım sınav sorusu. F sınıfı sürücü belgesi sahibi olanlar aşağıdaki araçlardan hangisini kullanabilir? Lastik tekerlekli traktör, motorlu bisiklet, kamyon, otobüs. Doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. F sınıfını gördüğümüz zaman lastik tekerlekli traktör aklımıza geliyordu. Yaş 18'de tecrübe istenmiyordu arkadaşlar. Kapsam M sınıfıydı. Süre ise 10 yıl şeklindeydi. 18. Önündeki aracı güvenli ve yeterli mesafeden izlemeyen sürücü için aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenir? Çok dikkatli olduğu, çok tecrübeli olduğu, trafik kuralına uymadığı, yolun yapısına bağlı olarak hareket etti. Doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Soruyu dikkatli okuyoruz. Bakın önündeki aracı güvenli ve yeterli mesafeden izlemiyor arkadaşlar. İzlemiyor. Yani trafik kuralına uymadığı bu kesinlikle söylenir, değil mi? Çünkü yeterli mesafeden izlemiyor. Geldik 19'a. Aşağıdakilerden hangisi duran aracı güvenli bir şekilde bulunduğu yere tespit etmek amacıyla kullanılır? El freni, motor freni, egzoz freni, kompresyon freni. Doğru cevabımız A şıkkı olacaktı. Bakın hani videonun başında anlatmıştım ya arkadaşlar. El freni tanımını da sorarlar diye ve sorabiliyorlar. Duran aracı güvenli bir şekilde bulunduğu yere tespit etmek amacıyla kullanılıyor arkadaşlar. El freni unutmayalım. Bir de fren lambalarının tanımı vardı. Bakın fren lambalarının tanımını da bize soruyorlar. Aracın yavaşlaması ve durması hallerinde diğer araçlara ikaz etmek amacıyla yanar. Aşağıdakilerden hangisidir der? Fren lambalarından bahsettiğini biz biliyorduk. Tekrar söylüyorum, el freni teli koparsa ne oluyordu? El freni tutmuyordu arkadaşlar. Fren hidrolik sisteminde sızıntı varsa frenlerin tutmamasına da neden oluyordu. 20. Aracın motoruna başlayan bir yangını yangın söndürücü ile söndürmek için ilk olarak hangisi yapılır? Kaput açılır ve yangın söndürücü alevin üstüne püskürtülür. Kaput açılmadan yangın söndürücü motorun ön ve alt kısmına püskürtülür. Motora önce su döküp daha sonra yangın söndürücü püskürtülür. Aracın çevresine yangın söndürücü püskürtülür. Doğru cevabımız B şıkkı olacaktı. Bakın kaputu açmıyoruz arkadaşlar. Kaput açılmadan yangın söndürücü motorun ön ve alt kısmına doğru püskürtüyoruz. Kaputu açmıyoruz. Aşağıdakilerden hangisi motorlu taşıt sürücü belgesi alacaklarda aranan şartlardan biri değildir? Sağlık şartı, öğrenim şartı, eğitim ve sınav şartı, motorlu araç sahibi olma şartı. Doğru cevabımız D şıkkı değildir, değil mi? Sizden böyle bir şey istediler mi? Yani motorlu araç sahibi olmalısın, olmazsan olmaz dediler mi arkadaşlar? Değil mi? Ya öyle bir şey yok. Sağlık şartı, öğrenim şartı, eğitim ve sınav şartı. 22'deyiz.
Yukarıda verilen ifade aşağıdakilerden hangisinin sebebidir? Normal hayatında emniyet kemerinin olası bir kazada hayat kurtardığını bilen ve bu bilinçle emniyet kemerini takan bir kişi yanında yolculuk ettiği kişinin etkisiyle emniyet kemerini takmayabilir. Şıklar: değergamlık, psikolojik ezgi, saygı, öfke. Doğru cevabımız B şıkkı, psikolojik etki. Yani psikolojik olarak etkilenmiştir, değil mi? Evet, biliyor. Emniyet kemerinin olası bir kazada hayat kurtardığını da biliyor. Normalde de kendi takıyor ama yanında yolculuk ettiği kişinin etkisiyle emniyet kemerini takmayabiliyor arkadaşlar. Yani psikolojik olarak etkilenmedir bu. 23'teyiz. Aşağıdakilerden hangisi kazazedenin ikinci değerlendirilme aşamalarından olan görüşerek bilgi edinme basamağına yer alır? Birazdan ekran görüntüsüne bakacağız. Solunum sayısının değerlendirilmesi, hoşgörülü ve nazik davranılması, bilinç düzeyini kontrol edilmesi, cilt renginin değerlendirilmesi. Doğru cevabımız B şıkkı olacaktır. Hoşgörülü ve nazik davranılması. Bakın, görüşerek bilgi edinme basamağı. Yani hemen şöyle aşağı inelim arkadaşlar. Bakın, kırmızı ile altını çizdim ve yıldızladım. Bize işte tam burayı sordu. Görüşerek bilgi edinmede bakın, yaralının ad ve soyadı öğrenilir. Kullandığı ilaçları varsa ve alerjisi varsa öğrenilir. Kişisel özgeçmişi öğrenilir. Hoşgörülü, nazik davranır ve güven sağlar. Endişelerini giderir ve hastayı rahatlatır. Olayın oluş şekli ve koşulları öğrenir. Bize şıklarda hangisini verdi? Hoşgörülü olmayı verdi arkadaşlar. Bir diğer sınav sorusunda da baştan aşağı kontrolü bize sorabiliyorlar. Hani burayı ekran görüntüsü olarak almanıza fayda var. Diğerindeyim. Yağ eksilten bir araçta periyodik yağ değişimi yapmak yerine sürekli eksik yağı tamamlayarak aracı kullanmaya devam etmek aşağıdakilerden hangisine neden olur? Yağ ömrünün artmasına, yakıt tüketiminin azalmasına, bakım masrafının azalmasına, yağın çamurlaşarak motora zarar vermesine. Doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. Yani bir çamurlaşma olacak arkadaşlar. Bakın, yağ eksiliyor. Biz eksilen yağ yerine sürekli eksik yağı tamamlıyoruz arkadaşlar. Yani yağ değişimi yapmıyoruz. Sürekli eksik yağı tamamlıyoruz. Ne olacak? İçeride bir çamurlaşma meydana gelecek ve bu da motora zarar verecek. 25'teyim. Buna göre aşağıdakilerden hangisi kazazedenin yaşam bulguları içerisine yer alır? Kazazedenin durumu değerlendirilirken yaşam bulgularının var veya yok olması yapılacak müdahaleler için önem taşımaktadır. Şıklar: yaşı, boyu, cinsiyeti, vücut ısısı. Doğru cevabımız D şıkkı, yer alacak da yani vücut ısısı. Bakın, yaşam bulguları var mı yok mu, biz onu anlamaya çalışıyoruz, değil mi? Yaşı, boyu, cinsiyeti olan için önemli değildir arkadaşlar. Vücut ısısı bizim için önemlidir. Yaşam bulgularına yer alır. 26. Aşağıdakilerden hangisi bir insana yakışmayan tavırlara örnektir? Işık kırmızıdan yeşile döndüğü anda korna veya selektörle hemen uyarıda bulunmak, otoyollarda aniden trafik sıkıştığında arkadaki sürücüleri uyarmak için dörtlüleri çalıştırmak, trafik ortamında karşı tarafın hatalarını tolere edebilecek şekilde araç kullanmak, sisli, yağmurlu, karlı veya görüşün yetersiz olduğu durumlarda sis lambasını açmak. Doğru cevabımız A şıkkı olacaktı. Bir insana yakışmayan tavırlara örnek olan A şıkkı. Evet, ışık kırmızıdan yeşile döndü. Hemen böyle kornaya basarlar ya arkadaşlar. İşte bu doğru bir davranış değildir. Geldik diğerine, devam ediyoruz. Suni solunum uygulamaları öncesinde yapılması gereken işlem aşağıdakilerden hangisidir? Solunumu uyarmak için göğüs bölgesine yumruk atmak, başı geriye alıp ağız içini temizleyip hava yolunu açmak, suni solunuma başlamadan 5 dakika beklemek, hastanın ayaklarını yükseltmek. Doğru cevabımız B şıkkı olacaktır. Biz ne yapmaya çalışıyoruz? Suni solunum yapmaya çalışıyoruz ama bakın, suni solunum uygulama öncesi diyor. Yani baş geriye alınıp ağız içi temizleyip hava yolunu açmamız gerekiyor arkadaşlar. Yumruk vesaire atmıyoruz. 5 dakika niye bekleyelim, değil mi? Ya da aslında ayaklarını yükseğe kaldırmakta ne alaka? Geldik 28'e, devam ediyoruz. Birazdan yıldızlı soruları çözeceğiz. Sürücüler hızlarını aşağıdakilerden hangilerine göre ayarlamak zorundadır? Birincisi, aracının yük ve teknik özelliğine. İkincisi, aracın cinsine uygun hız sınırlamalarına. Üçüncüsü, görüş, yol, hava ve trafik durumuna. Şıklar: 1-2, 1-3, 2-3, 1-2-3. Doğru cevabımız
Değişiklik olacaktır. Yani bizler hızlarımızı aracımızın yüküne ve teknik özelliğine göre ayarlayacağız. Aracımızın cinsine uygun hız sınırlamalarına uyacağız, değil mi? Eğer ağır vasıta isek ona göre gideceğiz. Yürüyüş, yol ve hava ve trafik durumuna da tabii ki dikkate alacağız arkadaşlar. 29. Aşağıdakilerden hangisi şok belirtilerinden biri değildir? Kan basıncının düşmesi, bilinç seviyesinin artması, cildin soğuk ve nemli olması, dudak çevresinin morarması. Doğru cevabımız B şıkkı olacaktır arkadaşlar. Bakın şokun belirtilerini tekrar söylüyorum. Bilinç seviyesi düşüktü. Deri soğuk ve nemliydi. Nabız süratli ve zayıftı. Kan basıncı düşüktü. Solunum yüzeysel ve hızlıydı. Bu tarz komanın belirtileri, şokun belirtileri arkadaşlar bu belirtileri genellikle ya yükseltiyorlar ya azaltıyorlar. Yani bakın bilinç seviyesinin artması değildir değil mi? Bilinç seviyesi düşüklüğü meydana geliyordu. Bir önceki soru çözümünde de bize kan basıncını vermişti. Kan basıncının yükselmesi demişti arkadaşlar. Şokta kan basıncı yükselmez, kan basıncı düşer. Hani bu şekilde gelir sorular. Pozisyon nasıldı? Kişi sırt üstü yatardı, bacakları 30 santim yukarı kaldırılırdı. Beyin kanamasında şok pozisyonu vermek sakıncalıydı. Beyin kanaması belirtisi olabileceğinden burun ve kulak kanamasında da şok pozisyonu verilmiyordu arkadaşlar. Aşağıdaki durumların hangisinde yangın söndürme cihazının bulundurulması zorunludur? Bisiklet, motosiklet, lastik tekerlekli traktör, tehlikeli madde taşıyan araç. Doğru cevabımız değişik olacaktır. Bakın şimdi de bize hangisinde bulundurulmasının zorunlu olduğunu soruyor. Ne demiştik biz? Tehlikeli madde taşıyan araç. Arkadaşlar şimdi yıldızlı sorulara geçiyorum. Motor ile başlayalım isterseniz. Motorun soğutma sisteminde bulunan su pompasının görevi hangisiydi arkadaşlar? Radyatördeki suyu su kanallarına göndermekti. Unutmuyoruz. Motorlar soğutma sistemine göre nasıl sınıflandırılıyorlardı? Su ve hava soğutmalı olarak sınıflandırılıyorlardı. Zorunlu haller dışında şehir arası karayolunu kullanan motorlu araçlarda araç cinsi gözetilmeksizin asgari hız sınırı saatte kaç kilometre olmalıydı? Saatte 15 kilometre olmalıydı. Yapısı itibariyle sürücüsünden başka 8 ila 14 oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş olan motorlu taşıta biz ne diyorduk? Minibüs diyorduk arkadaşlar, unutmayalım. Kalp atımları alınamayan yetişkin bir insana yapılacak olan dış kalp masajında göğüs kemiğine uygulanan baskı ne kadar çökme sağlamalıydı arkadaşlar? Yetişkinlerden bahsediyorum. 5 santim çökme sağlamalıydı arkadaşlarım. Basınçlı olarak çıkan yanmış gazların sesini azaltan hangisiydi? Egzoz susturucusuydu, değil mi? Seyahate başlamadan önce koltuk ve ayna ayarlarının yapılmasının sebebi neydi? Biz neden yapardık seyahate başlamadan önce koltuğumuzu ya da aynamızı niye ayarlardık? Sürüş konforu ve güvenliğini sağlamak için ayarlardık arkadaşlar. Motordayım. Motor yağ filtresi hangi yağın temizlenmesinde kullanılırdı? Bakın motor yağ filtresi tabii ki motor yağının temizlenmesinde kullanılırdı. Otomobillerde mekanizmayı oluşturan motor, tekerlek, şasi ve benzeri bölümlerin dışında kalan görünen dış bölüme ne ad verilirdi? Karoseri adı verilirdi arkadaşlar. Araçların plakaları ile ilgili getirilmiş olan yeni bir zorunluluk vardı, değil mi? Neydi o? Plakaların sabitlenmesi ve vidalanmamış olmasıydı arkadaşlar. Şimdi ilk yardımdayım, sistemler ile alakalı. Vücudumuzda belli bir işlevi yerine getirmek amacıyla bir araya gelen organların oluşturdukları yapıya biz ne diyorduk? Sistem diyorduk arkadaşlar. Tanımı yine stem sorusu, biliyorsunuz. Dokuyu sorabiliyorlar, hücreyi sorabiliyorlar, değil mi? Gövde, sistem, bunların tanımlarını sizlere sorabiliyorlar. Ben elimden geldikçe yer vermeye çalıştım soru videolarımızda ama eksiği olanlar mutlaka baksınlar. Sıralamasını da bize sorabiliyorlardı. Hücre, doku, organ, sistem şeklindeydi. Şimdi yüz bölgesini düşünelim. Bakın yüz bölgesine olan bir kanamalarda bası nereye uygulanıyor arkadaşlar? Eğer kişinin yüz bölgesine bir kanama varsa şah damarına bası uygulanıyordu, unutmuyoruz. Bebeklerde soluk yoluna herhangi bir cismin kaçması halinde çıkartmak için iki yüz aşağıda olacak şekilde kol üzerine yatırıyorduk ve kürek kemiklerinin arasına vuruyorduk arkadaşlar, değil mi? Çünkü küçük bir bebeği düşünüyoruz. Soluk yoluna herhangi bir cisim kaçmış. Yüz aşağıda olacak şekilde kol üzerine
üzerine yatırıyoruz ve kürek kemiklerinin arasına vuruyoruz. Motorik arterindeki yağ seviyesi normalin çok altındayken motor çalıştırılırsa ne oluyordu? Motor ısınıyordu ve yanıyordu. Şimdi araçta hava filtresi kirli arkadaşlar. Hava filtresi kirli ise ne olmasını biz beklerdik? Motorun gücünün azalmasını beklerdik arkadaşlar. Şimdi ışıklardayım. Kırmızı ışık ile birlikte yanan sarı ışıkta sürücü ne yapmalıydı? Bakın kırmızı ışık ile birlikte yanan sarı ışıkta sürücü ne yapmalıydı? Yeşil yanacaktır değil mi? Yani kalkışa hazırlanmalıydı. Yerleşim yeri dışındaki trafik işaret levhalarına yaklaşım yönünden kaç metre mesafede duraklamak yasaktı? 100 metre mesafede duraklamak yasaktı arkadaşlar. Trafikten men ile alakalı, yani zorunlu mali sorumluluk sigortası yoksa ne oluyordu? Araç trafikten men ediliyordu. Radyatördeyim. Çok sıcak, radyatörün kapağı nasıl açılıyordu? Bakın çok sıcak. Nasıl açacağız radyatörün kapağını? Yavaşça döndürüp radyatör basıncı düşürülerek arkadaşlar. Geceleyin görüşün yeterli olmadığı kavşağa yaklaşan sürücü gelişi nasıl haber vermeliydi? Şöyle birkaç defa selektör yaparak değil mi? Bu şekilde haber verecek. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün yetki alanı dışındaki yerlerde trafiğin düzenlenmesi ve denetlenmesini hangi kuruluş yerine getiriyordu? Jandarma Genel Komutanlığı yerine getiriyordu. Ampullerde aydınlatma sisteminde kullanılan ampuller vardı değil mi arkadaşlar? İşte o ampuller sık sık patlıyor ise muhtemel arıza neydi? Şarj sistemindeki regülatör arızalanmıştı. Hava filtresinin görevi havayı temizlemekti arkadaşlar. Kuma neydi? Kişinin çevreyle bağlantısının tamamen kesildi. Uyarılara cevap vermedi. Uzun süreli ve derin bilinç kaybına biz ne diyorduk? Kuma diyorduk. Öndeki aracın güvenle takip edildiği uzaklığa ne deniliyordu? Bakın öndeki aracın güvenle takip edildiği uzaklığa takip mesafesi deniliyordu. Solunumu duran bir insanda hangisinin gerçekleşmesi beklenirdi arkadaşlar? Bakın solunumu durmuş değil mi? Kandaki oksijen oranı düşer mi? Evet, aynen öyle. Kandaki oksijen oranı düşer. Çünkü solunumu durmuş ve kişi artık morarmaya da başlar. Tıbbi yardım haberleşmesinde iletilecek mesaj nasıl olmalıydı arkadaşlar? Kısa, öz, anlaşılır. Kısa, öz, anlaşılır diyorum. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. İlk yoruma sabitlediğim soruları lütfen bakmaya çalışın. Seviyorsanız Allah'a emanet olun.